Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 2 Mart'ta Türkiye saatine göre akşam 20.34'te 12 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay son zamanlarda yaşadığımız en iyicil, en iyimser, en yapıcı yeni aylardan biri. Neden? Çünkü Balık burcunda ilerleyen Jüpiter'le birleşen bir yeni ay. Evet, an haritasına baktığımızda Güneş ve Ay'ın hemen yanında Jüpiter'i görüyoruz. Üstelik yönetici gezegen Jüpiter. Balık'ta da çok güçlü. Yeni aya çok olumlu bir enerji veriyor. Neptün yine Balık burcunda birleşmiş. Yükselende terazi var. 2 derece terazi. Yeni ay haritanın 6. evinde doğuyor. 6. ev 6-12 aksı hayatımızdaki şifa, günlük yaşam, düzen, sağlık, hizmet gibi konularla ilgilidir. Balığın da böyle bir şifa yanı vardır zaten. Yani balık ruhsal, bedensel, zihinsel hayatımızda iyileşmeler, anlayışlar, kabullenişler, fedakarlıklar, şifalanmalarla ilgilidir. Yardımlaşma temalarıyla ilgilidir. Jüpiter de zaten bu etkileri daha da arttırıyor, genişletiyor ve büyütüyor. Tabii ki ruhsal etkiler, maneviyatla ilgili etkiler, buralardaki açılımlar da bu yeni ayda hayatımıza daha fazla gelebilir. Hayatta anlam arayışımız artarken olup bitenleri kabullenme, belki oluruna bırakma, fark etme, derinleşme, sezgilerimizden yararlanma, ihtiyaç alanlarında hayatımızda muhtaç kişiler, ihtiyaç sahibi kişilerle ilgilenme, onlara yardım etme, bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlarda yardımları bulma gibi temalar özellikle ön planda. Fedakarlıklar öne çıkar Balık burcu etkisinde. Daha bir fedakar oluruz, anlayış ve empati geliştirebiliriz etrafımıza karşı. Burada tabii sınır koymakta da zorlanabiliriz. Yani aşırılıklar durumunda sınır koymakta zorlandığımızda bu fedakarlıklar biraz aşırı hani kurban olma durumlarına, bizi kendimizi zarara sokacak durumlara da yol açabilir. Bunu dengelemek gerekiyor. İlham ve sezgilerin artışı bizi hem spiritüel konularda beslerken bir yandan da hayatımızda sanatsal yaratıcılık alanlarında işte o sezgilerin, ilham akışının güçlü desteklerini de yine alabiliriz. O yüzden sanatı, sanatçıları destekleyen bir yeni ay bu. Sizin de tüm sanatsal çalışmalarınızı, yaratıcı çalışmalarınızı, hayattaki işte böyle spiritüel, ruhsal, manevi çalışmalarınızı, etkinliklerinizi de yine güçlü bir şekilde destekleyebilecek bir yeni ay. Su elementi daha duyarlı, hassas ve empatiktir, yayılmacıdır. Jüpiter de zaten genişletiyor ve büyütüyor. Hani bu yeni ay döngüsüyle hayatımızda attığımız adımların daha fazla büyümesi, yani bereketli olması, gelişmesini bekleyebiliriz aslında. Su toprağı da besler. Su elementinin tabiatta da çoğalması. Tabii ki bu hava şartları daha yağışlı olabilir. Hani su sıkıntılarını çekmeyeceğimiz bir dönem. Bence su kaynaklarımızı besleyecek bir yeni ay döngüsü. Aslında bu yılın genelinde Jüpiter'in Balık'ta da olması bu anlamda bizi destekliyor. 6. evde olması, 6. ev sağlık ve şifa dedik. Hani bu sağlık sorunlarında genelde belki biraz daha şifalandırıcı, işte ne olabilir, tedaviler, ilaçlar, yani bunlarla ilgili olacak olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Sağlık deyince bedensel olabilir, bir ruhsal olabilir, her türlü alanda zihinsel olabilir. Yani buralardaki sağlık ve şifa arayışlarımızda da yine fırsatlarla karşılaşabileceğimiz, iyileşmeler, yardımlar, desteklerle karşılaşabileceğimiz bir süreci de işaret ediyor. Başka önemli açılar da var. Mesela Uranüs Boğa burcunda yeni ayla güzel bir sekstil açıda. Uranüs olan yerde sürpriz gelişmeler demektir. Yani bu bilimsel alanda belki buluşlar, yani bu şifa ve sağlık konularında olabilir. Bunun yanı sıra işte yardım temaları, fırsatlar, hiç beklemediğimiz yerlerden gelebilecek bereketli durumlar, hani açılımlar olabilir. Boğa da zaten üretim demek, yine maddi konular demek, yani ihtiyaç alanlarında maddi çözümler olabilir örneğin. Buralarda tabii ki zaten hani maddi alanlarda çok zorluklar, sıkıntılar, kısıtlamalar içerisindeyiz ama hani bazı alanlarda örneğin maddi konularda bazı yardımların, desteklerin alınması gibi
tesirler getirebilir ya da çok sıkışık durumlarda çözümler üretilmesi gibi bazı destekler getirebilir. Belki bir borcun yapılandırılması olabilir. Bu ya da sağlıkla ilgili bir ihtiyacın karşılanması, burada sigorta destekleri gibi destekler olabilir. Kredi gibi borçlanma konularında yardımlaşmalar olabilir ya da gerçekten bağış gibi. Hani bağış gibi alanlarda da toplumsal yardımlaşmalar görebiliriz. Balık tüm toplumda aslında toplumda çaresiz olan, düşkün olan, ihtiyaç sahibi olan, hasta olan, yaşlı olan çaresiz kişilerle de ilgilidir. Yani bunlara karşı da duyarlılık geliştirme, onların sorunlarıyla ilgilenme, yardımlaşma temalarının da yine ön plana çıkabileceği bir dönem olabilir. Hayvanlar da olabilir. Yine ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç hayvanlar ve onlarla ilgilenme gibi durumlarda söz konusu olabilir. Yeni ay sırasında Venüs, Mars, Plüto Oğlak burcunda birleşiyorlar ve Kuzey Düğüm, Boğa'daki Kuzey Düğüm'e güzel bir açı yapıyorlar. Oğlak burcu hırslı, kararlı, tutkuludur ve gerçekten buradaki birleşim hani yasal konular, güçlü kişiler, otorite figürleri, buralardaki bazı yapılandırmaların, verilecek kararların, yasal uygulamaların uzun vadeli hedeflerimizde belki bu yine yardımlaşma temaları, maddi ihtiyaçlarımız olabilir, uzun vadeli üretim konuları, sağlık ve şifa konuları olabilir. Buralarda da çözümler üretmemiz konusunda destekleyici olabilir. Evet, bu yeni ay özellikle değişken burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Yani balık, başak, ikizler ve yay burçlarımız. Birinci planda etkileniyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarda 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan çok daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Önemli tesirler alabilirsiniz. Su elementleri, yani balık, yengeç, akrep ve toprak elementleri boğa, başak ve oğlak burçlarının daha destekleyici, yardımcı, özellikle Jüpiter'in de destekleri olduğu için daha destekleyici, yardımcı etkiler aldığını, daha şanslı sınıfta olduğunu söyleyebilirim bu yeni ay döngüsünde. Bu yeni ayda bir anlayış var, bir kabullenme var, yardımlaşma temaları var. Ama şunu da diyebilirsiniz ki yardımlaşma temalarının hayata geçmesini sağlayabilecek acaba toplumsal olaylar olabilir mi? İşte doğa olayları olabilir, bazı felaketler olabilir. Dolayısıyla yardımlaşma olması için ihtiyaç sahiplerinin de olması lazım. Bir yanda işte aciz olan kişilerin olması lazım, düşkünlerin olması lazım. Bunlar hastalıklar olabilir, bağımlılıklar olabilir. Yani kendi hayatını idame ettiremeyen kişilik, zayıflıkta olan kişilikler ya da topluluklar olabilir. Hani bunların ortaya çıkabilmesi için, buradaki yardımlaşmaların, şifalanmaların ortaya çıkabilmesi için böyle koşulların da gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Evet, olabilir. Yani genel olarak baktığımızda daha fazla hani toplumdaki eksikliklerin, ihtiyacı olan kişilerin, aciz kişilerin, işte hastaların, düşkünlerin daha fazla öne çıkması, toplumun dikkatini çekmesi, toplumsal veya bireysel olarak bu kişilerle ilgilenmemiz ve balık burcunun sembolize ettiği o enerjileri hayata geçirmemiz mümkün. Ben iyimser bir etki olduğunu söylüyorum. Yani en azından ülkemizde bu olumlu tesirlerin daha rahat hayata geçebileceğini, daha rahat kendini hissettirebileceğini söyleyebiliriz. Balık yeni ayı ülkemizin haritasında Uranüs'ü ile birleşir. MC noktasında Uranüs ve yine Yengeç burcundaki Plüto'muza da bir üçgen açısı var. Bu tabii oldukça dönüştürücü ve değiştirici, biraz da sürprizlere gebe. Özellikle yönetimsel alanda, liderler, yönetim, hükümet alanında bir Uranüs tesiri, bir yenilik var. Bu bir yeni bakış açısı olabilir, yeni bir politika olabilir, yeni bir gündem olabilir. Belki de ülkeler arası ilişkilerde, yani özellikle müttefik ülkeler, işte ülkeler arası anlaşmalar, NATO gibi bazı kurumsal yapılardaki ülkemizin tutumu, duruşu, burada aldığı inisiyatif, buradaki davranışlarında önemli bazı sürpriz gelişmeler olmasa, dünya kamuoyunda çok bu sürpriz değişimlerle ve hareketleriyle dikkat çekmesini ve belki de çok
önemli bir pozisyona gelmesini de bekleyebiliriz tabii ki. Evet, şimdi kısaca yükselen burçlarınıza göre Balık yeni ayının tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Balık yeni ayı 12. evinizde doğuyor. Oldukça spiritüel, iç dünyanıza çok derin bakış açısı bulabileceğiniz, sezgilerinizin güçlendiği, hayatınızda yardımlaşma, empati, fedakarlık temalarının öne çıktığı bir yeni ay döngüsü. Biraz inziva ve kendi kabuğunuza çekilme enerjisi veriyor ama aynı zamanda şifalanmak için, hayatınızı iyileştirmek için, işte bazı bağımlılıklarınızdan kurtulmak, hayatınızdan bir şeyleri çıkarmak için de çok güzel şifalayıcı enerjileri var. Jüpiter manevi rehberlikler verirken size önemli farkındalıklar veriyor. Bu ruhsal derinleşme hayatınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak adına da çok faydalı olabilir sizin için sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Balık yeni ayı 11. evinizde doğuyor. Vizyonunuzu geniş tuttuğunuz, hayata iyimser baktığınız, yeni hedefler, hayaller, dilekler içerisinde, umutlar içerisinde olduğunuz bir dönem. Güzel bir, şanslı bir yeni ay. Yeni insanlarla tanışma, yeni çevrelere girme, sosyalleşme. Tabii ki iş hayatında belki teklifler, yeni bir projeye başlamak mümkün. Aşk hayatınızı ve romantik konuları da bence çok güzel destekleyen bir yeni ay. Bu yeni ayda daha fazla kişisel inisiyatif alabilirsiniz. Bu yeni ayda sizi destekleyecek kişilerle tanışmanız, belki bazı sosyal etkinliklere, sanatsal etkinliklere dahil olmanız, kalabalıklar içerisinde ekip çalışmalarında daha fazla bulunmanız mümkün görünüyor. Hayallerinize sizi kavuşturabilecek fırsatlar önünüze çıkabilir ve daha fazla başarı elde etmeniz, toplumda dikkat çekmeniz mümkün görünüyor sevgili boğalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa bu bahsettiğim etkiler çok daha öne çıkabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Balık yeni ayı genel olarak toplumdaki duruşunuz, kariyeriniz, statünüz, iş hayatınızla ilgili konularda bir yenilik var. Jüpiter burada fırsatlar getiriyor, büyüme imkanları getiriyor. İş arayanlar için bence şanslı bir yeni ay. Süregelen işlerinizi büyütme, başarı elde etme, terfi alma, yani üstlerinizin, otorite figürlerinin takdirini kazanma gibi alanlarda da güçlü bir yeni ay döngüsü. Bazen tabii ki toplumdaki statümüz, kariyerimiz, ilişkilerimizle de ilgili olabilir. Aslında ilişkiler alanında da size yeni tanışmalar, belki hani işbirlikleri ya da evlilik gibi konularda da açılımlar getirebilir bu yeni ay. Aile büyükleri ve ebeveynler ve onlarla ilişkilerinizle ilgili de tesirleri var. Onların hayatlarında da bazı iyileşmeler söz konusu olabilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlar etkileniyor. Siz de etkilenen burçlardansınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın bireysel tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Balık yeni ayı 9. evinizde doğuyor. Hayata bakışınız derinleşiyor, anlam arıyorsunuz. İnançlar, düşünceler ön planda. Daha spiritüel olduğunuz, manevi yanınızın güçlendiği bir dönem. Bazı yolculuklar, seyahatler olabilir. Bazı spiritüel eğitimler, sanatsal kurslara, eğitimlere katılabilirsiniz. Tabii ki akademik konulardaki hedefleriniz var. Jüpiter burada şanslar veriyor size. Hukuksal bazı hak arayışlarınız varsa yine şanslarınız var. Yurt dışı, uluslararası konularda hedefleriniz varsa bu bir seyahat olabilir. Yurt dışında yaşama, yerleşme, yurt dışında çalışma, eğitim alma. Buralarda da yine güzel açılımların olması mümkün. Vizyonunuzu geniş tutun. Çok güzel şanslar, destekler, yardımlar bu yeni ayda gelebilir. Lütfen kişisel haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa bu şanslı etkilerin çok daha güçlü olacağını söyleyebiliriz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Balık yeni ayı 8. evinizde doğacak. Jüpiter etkisi finansal konularda bazı destekler getirebilir. Bir borcu ödeme, ihtiyaç duyduğunuz bir parayı elde etme, belki bir kredi sorununu çözeceksiniz. Hisseli paralar, paylaşımlar alanında bir mirastır, nafakadır, hani tazminattır ya da bir burs beklentisidir. Böyle etkiler olabilir. Eşinizin parasal kaynaklarında iyileşmeler olabilir. Eşinizin hani bir işe girmesi, çalışması, para kazanması gibi etkiler olabilir. Ya da belki bir ortaklı
iş konunuz var, finansal bazı yatırımlar ya da beklentileriniz var. Buralarda da yine Jüpiter etkisi bazı destekler getirebilir sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Yeni ay 12. eviniz, 7. evinizde, yani ilişkilerde bir yenilik var. Hani tabii ki bir evlilik kararı, bir evlilik teklifi, işbirlikleri olabilir, ortaklıklar olabilir. Bunları bekleyebiliriz. Bu yeni ay döngüsü Jüpiter'le olduğu için demek ki şans ilişkilerden yana. Eşinizin de hayatında hani iyileşmeler, eşinizin belki hayatında kişisel girişimlerde fırsatlar söz konusu olabilir. Eşinizle de birlikte bazı kararlar verebilirsiniz. Daha yapıcı adımlar atabilirsiniz hayatınızda, ilişkilerinizi güçlendirebilecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu balık yeni ayının sizin için çok daha güçlü tesirleri olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, balık yeni ayı 6. evinizde doğuyor. Günlük hayatınızda iyileşmeler var. Belki daha iyi şartlarda bir çalışma ortamınız olacak. Tabii ki mesleki alanda gelişmeler olabilir. Hani kendinizi geliştirebileceğiniz şartlar olabilir. Bir işe başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili şifa konuları var. Sağlığınızı iyileştirmek, bir sorununuzu çözmek için tedaviler, iyileşmeler olabilir. Evcil hayvanlarla ilgili keyifli gelişmeler söz konusu. Hizmet aldığınız kişiler, beraber çalıştığınız kişiler, bu aralar yardımlaşma temaları öne çıkıyor ama ihtiyaç hissettiğiniz o yardımı daha rahat elde edebileceğiniz bir yeni ay döngüsündesiniz aslında. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yeni ay size aşk getirebilir, romantizm getirebilir. Çocuklarla ilgili güzel etkiler var. Aşık olabilirsiniz veya evlisiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi etkiler var çocuklarınızın hayatında. Onların eğitimi, onların gelişimleriyle ilgili şanslı destekleriniz söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay çok kısmetli bir yeni ay. Jüpiter'den güzel bir üçgen alıyorsunuz çünkü. Maddi konularda da şanslarınız çok yerinde görünüyor. Hani özellikle şansa ihtiyacınız olan alanlarda biraz böyle sürpriz gelişmeler olabilir bu dönemde. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, balık yeni ayı 4. evinizde yuva alanınız, ev alanınız, yaşam alanlarınız, ailevi konularda etkiler var. Bu yeni ay emlak almak, ev almak, hani taşınmak, istediğiniz gibi güzel bir eve sahip olmak için destekliyor. Aileden destekler alabilirsiniz. Aile ve yuva olunca tabii ki evlenmek, yuva kurmak, çocuk sahibi olmak gibi konularda da güzel tesirler var. Ebeveynlerinizin hayatında iyileşmeler olabilir. Sağlık konularında şifalanmalar olabilir. Aileyle ilişkileriniz güçlenebilir. Onlardan destek, yardım alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim tesirler çok daha güçlü alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 3. evinizde doğan balık yeni ayı hayata daha iyimser, daha vizyoner bakmanızı sağlayabilir. Yeni şeyler öğrenme konusunda heveslisiniz. Evet, bu dönemde güzel bir eğitim olabilir, bir dil öğrenebilirsiniz, bir kursa gidebilirsiniz. İlham ve sezgiler arttığı için bir şeyleri yazmak, üretmek, eğitimden para kazanmak falan, bunlar da mümkün. Güzel seyahatler olabilir. Yakınlarınızla ilişkileriniz güçleniyor. Kardeşlerinizle duygusal paylaşımlarınız artabilir. Sorunlarınız varsa birbirinizi affedebilirsiniz, bağışlayabilirsiniz. Hani bu temalar da ön planda. Komşu ilişkilerinizde yardımlaşma temaları ön plana çıkabilir. Güzel bir seyahate çıkabilirsiniz örneğin. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu tesirler öne çıkacaktır. Kardeşlerle ilgili sevindirici gelişmeler olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, para evinizde bir yeni ay doğuyor. Üstelik Jüpiter var. Bu demek oluyor ki parasal kaynaklarınızda iyileşmeler var. Para kazanabilirsiniz ve işe başlayabilirsiniz. Kaynaklarınız büyüyebilir, gelişebilir. Parasal bir sorununuzu çözebilirsiniz. Tabii ki parayla ilgili yardımlaşmalar, alışlar verişler, borçlanmalar da olabilir ama bu iyileştirici bir yeni ay. Sadece çok hayalci yaklaşmayın para konularına. Kazançlarla ilgili ya da paranızı yönetirken daha gerçekçi olmaya çalışın bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler daha önemli olabilir. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, siz başroldesiniz. Özellikle doğum günü 27 Şubat 4 Mart arası olan balıklarımız önemli etkiler alıyorlar bu yeni aydan. Yükselen balık
balıklar 12 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa, bu yeni ay sizin için çok geliştirici, büyütücü, bereketli bir yeni ay. Jüpiter ufkunuzu geliştiriyor ve hayatınıza daha fazla kısmet getiriyor. Tabii ki bu gelişme imkanı manevi anlamda, ruhsal anlamda da olabilir. Bilgi anlamında, kültürel anlamda da olabilir. Yardımlaşma temaları, manevi rehberlikler ön planda. Hayatınızda yeni bir şeyleri başlatmak istiyorsanız, bu yeni ayın size verdiği fırsatla, şansla hayatınızda yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni ayı takip eden günlerde ilişkilerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili olabilir veya hani imajınızda yenilikler olabilir. İnisiyatif almak istediğiniz, şansa ihtiyacınız, yardıma ihtiyacınız olan konularda rahatlıkla iyileşmeler, örneğin şifalanmalar bu yeni ayla beraber hayatınıza gelebilir sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.